Yakışıklım, ben eskiden insanlar hep birbirini sevmeyi bilir, sevme bilinen bir şeydir diye düşünüyordum. Sonra baktım öyle bir şey yok, insanlar sevmeyi bilmiyorlar. Yani büyük bir kitle insanlar bilmiyorlar sevmeyi. Sevmenin taklidi yapılmış. Filmlerde falan, romanlarda konusu edilmiş. Yani müphem bir konu olarak biliniyor. Sevme hayatın ana gayesidir. Yedinci en büyük duyudur, en güçlü duyudur. Yani göz sevmek içindir. Kulak sevmek içindir. Dil tatma duyusu sevmek içindir. Burun koklama duyusu sevmek içindir. Dokunma duyusu sevmek içindir. Ana duygu sevmektir. Ana duyuyu sevmektir. Sevmeye hizmet etmek içindir. Beş duyu sevmeye hizmet etmek için yaratılmıştır. Amacı budur. Sevmeyi bir kenara koymuşlar. Geriye o zaman ne kalıyor? Sürünme kalır ya. Cehennem kalır. Geriye bir şey kalmaz. Sevgi gitti mi cehennem gelir. Nitekim de dünyayı cehenneme çevirirler. İncil'de Matta'da Hazreti İsa'nın talebelerinden Matta'da onun yazdığı İncil'de Hazreti İsa şeytanla karşılaşıyor. Şeytan ona diyor ki, bütün görkemiyle dünya ülkelerini İsa Mesih'e gösterdi diyor. Ey İsa diyor, yere kapan ve yere kapanıp bana taparsan bütün dünya krallıklarını senin emrine vereceğim diyor. Bütün dünya. Yani neyi biliyor musun? Sen eğer diyor bana uyarsan, bana tabi olursan sana deccallik vereceğim diyor. Teklif ettiği şey deccallik. Bütün dünya krallıklarının yönetimi. Bu deccaliyettir bu. Bak, bütün dünya krallıkları yönetimini vereceğim. Şu an İngilizlerin devleti bunu yapıyor. Bak, tek şartı diyor, bak ben geldim, görüntü olarak görünüyor. Yere kapan. Yere kapan. Ve Allah'a değil de bana taparsan bütün dünyanın krallığını sana vereceğim ve göreceksin diyor. İşte deccalleri böyle elde ediyor şeytan. Aynısıdır. İncil'de geçen. Bak, çok net ifade ediyor. Ey İsa diyor. Yere kapan. Bana taptığını söyle diyor. Bana tabi ol. Bütün dünya krallıklarını sana vereceğim. Kingdom of the world. Doğru mu? Evet, doğru. İşte tamam. Bütün dünya krallıkları. Deccale böyle teklif yapılıyor işte. Deccale. İsa Mesih'i tabii hiçbir şekilde kabul etmiyor. Evet, dinliyorum.